Uzun zamandır incelemek istediğim bir oyun. 1964 yılına gidiyoruz. Mihail Tal, Yevgeni Vasyukov. E4, C6, Karokan savunması. At C3, D5, D4. Böylelikle biraz farklı yollardan ana devam yoluna ulaşmış olduk. Şimdi, D alır E4, at alır E4. Burada siyahların ana hamlesi fil F5'tir. Fikir, önce vezir filini zincir dışarısına çıkartarak biraz sonra E6 hamlesiyle oyuna devam etmek. Tekrar partiye döndüğümüzde Vasyukov'un tercihi ise at D7 olmuş. Karpov varyantı. Bu varyantın ana fikri ise biraz sonra Vasyukov at G F6 hamlesiyle birlikte rakibinin bu çok güçlü merkezi atına bir mücadele başlatacak. Ve olur da tal F6 karesindeki değişime razı olursa bu kez Hiçbir şekilde piyon yapısının bozulmasına izin verilmeden bu değişim diğer at ile yapılabilir. Şimdi Tal at F3 ile gelişimini sürdürürken Vasyukov'dan beklenildiği gibi at G F6 yanıtını görüyoruz. Arkadaşlar burada Tal'in oynadığı hamle ilk bakışta tuhaf gelebilir. At G3. Çünkü rakibiniz bir hamle önce at F6 ile gelişirken siz bu çok güvendiğiniz merkezi atınızı geri çekiyorsunuz. Ve böylelikle Tal çok önemli bir vakit kaybına razı olmuş oldu. O halde bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Tal d4 piyonu sayesinde güzel bir alan avantajına sahip ve biraz önce rakibinin arzuladığı taş değişimini reddederek rakibinin pozisyonunu rahatlatmasını engellemek amacında. Aynı zamanda Tal rakibinin D7 karesindeki atı üzerine de oynuyor. Çünkü bu at hem vezir filinin hem de vezirin hareket alanını kısıtlamakta. Şimdi at G3'e karşı E6, fil D3, C5, kısa rok, C alır D4, at alır D4, fil C5. Çok mantıklı tempoyla filini geliştirdi. Hal atını F3 karesine geri çektiğinde Vasyukov kısa rokla oyuna devam etmiş. Vezir E2, B6. Elbette vezir filinin geleceği bu açık uzun çaprazda çok daha parlak olacak. Şimdi Tal fil f4 ile gelişimini tamamlarken fil b7, kale ad1 ve at d5 ile fil istek altında. Halde fil g5 ile. Rakip veziri istemiş ve Vasyukov'dan vezir c7 yanıtını alıyoruz. Şimdi burada tal ataş 5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Ve burada aslında psikolojik olarak da rakibi baskı altına almaya çalışıyor. Çünkü at h5 karesinde yavaş yavaş rakip şahın sularına alanına doğru yaklaşmış durumda ve her an bir fedayla karşılaşabiliriz. Burada Vasyukov şah h8 ile oyuna devam etmiş. Çünkü g5 karesindeki fil biraz rahatsız edici. Özellikle kalenin d8'e gelip merkezileşmesini engelliyor. Bu sebeple Vasyukov f6 oynamak istiyor ancak hemen bu yapılsaydı vezir alır e6 şah temposuyla gelirdi. Bu sebepten dolayı önce şah 8 yapıyor ki F6'ya vezir alır E6 hamlesine vakit kalmasın. Şimdi tal file 4 ile bir yandan filini merkezileştirirken bir yandan biraz sonra yapacağı C4 gibi çok önemli bir taktiksel isteği ortaya koymuş oldu. Şimdi F6, fil H4 ve fil D6. H2 piyonuna olan baskı arttırılmış durumda. Ve burada talden beklenildiği gibi C4. Burada yan merkez piyonların ne kadar önemli, değerli olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Çünkü rakibin bu çok güçlü merkezi atını rahatsız etmiş oldu. Aslında burada işler için gözüktüğünden çok daha zor ve karmaşık. Sanki at birçok kareye gidebilirmiş gibi dursa da unutmayın ki vezir aşırı görev yüklemesiyle karşı karşıya. Olur da at yanlış bir hamle yaparsa, fil alır b7 ve takiben kale alır d6, bir anda taş kaybıyla sonuçlanabilir. Ya da bu fil aradan çekildiğinde vezir alır e6. İşte bu sebeplerden dolayı Vasyukov aslında pratik anlamda da biraz zorunlu gözüken fil a6 hamlesine başvurmuş. Şimdi C4 piyonunu açmaza aldı ve almak istiyor. Ama bu hamle çok çok iyi hesaplanması gereken ve oyunu karıştıran bir hamle. Çünkü kendi atı da açmaza girmiş durumda. Arkadaşlar bu oyunun çok ilginç bir hikayesi vardır ve tam da o noktadayız. Burada Mihail Tal yapacak olduğu feda için tam 40 dakika harcıyor ve oyundan sonra kendisine sorulduğunda aslında 40 dakikanın büyük bir bölümünü hesaplamalar için değil çocukluktan hatırladığı bataklıktaki su aygırını çıkarmak adlı hikayeyi düşünerek geçirdiğini söylüyor. Ancak ben Talin çok mütevazi davrandığını düşünüyorum. Eminim ki bu fedadan sonra oluşabilecek birçok devam yolunu, komplikasyonları çok iyi bir şekilde hesaplamıştı. Evet, o feda geliyor, at alır g7. Halin de söylediği gibi bu aslında bir sezgisel feda. Ve şimdi bir anda Vasyukov'un şahı kendisini tehlikeli sularda bulabilir. At alır g7'ye. Burada şah alır g7 oynamış Vasyukov ve at d4'le 4 vezir kazanma isteğiyle geldiğini görüyoruz. Bu sebeple Vastukov önce at c5 ile e6 piyonunu savunurken tabi arkadaşlar burada Tal'in gördüğü çok güzel bir hamle var. Önce vezir g4 ve şah h8 kaçıldığında tabi vezirini bir yandan açmazdan çıkardı ama c alır d5 çözüm olmaz çünkü f5 gibi bir hamle tekrar materyali alarak geri gelebilirdi. Bu sebeplerden dolayı şah h8'e Tal at alır e6 oynuyor. Ve şimdi at alır e6 yapıldığında vezir alır e6. Artık atın kaçışı mümkün değil. Çünkü bu at oynadığında hem a8'deki kale boşta kalabilir ya da daha basidi d6'daki fil. Fil alır f6'lar bile olabilir. Şimdi kale a e8. Vez ver veziri. Hayır vezir alır d5. Şimdi fil alır h2. Şah h e vezir f4. Çifte saldırıyla gelmiş durumda. Vasyukov'un eli de boş değil. Tabii ki vezir alır h4'e izin verilemez. Bu sebeple tal vezir h5 oynamış. Vezir alır e4'e ise kale f e1. Arkadaki kalenin de istenildiğini unutmayalım. Bu sebeple vezir g6. Peki vezir alır g6'ya. Burası oyunun en kritik noktalarından bir tanesi. Burada belki de kale alır e1 ara şah hamlesi en doğru seçenekti. Çünkü kale alır e1, h g6, şah h2, fil alır c4'ten sonra beraberliğe çok daha yakın bir oyun sonuna girerdik. Ancak vezir alır g6'ya, Vasyukov hemen h alır g6 hamlesini oynamış ama şimdi fil alır f6. Elbette file dokunulamaz çünkü arkadaki kale boşta. Bu sebeple şah g8, şimdi kale alır e8, kale alır e8 ve şah alır h2, fil alır c4. Tal bir piyon önde olduğu ve ters renkli fillerin bulunduğu bir oyun sonuna girdi. Artık sis bulutu ortadan kalktı. Birçok karışıklıktan sonra daha da sadeleşen bir oyun sonuna girdik. Evet, ters renkli filler genelde beraberlik ihtimalini arttıran oyun sonlarıdır. Ancak burada önemli bir detay var ki halen kaleler tahtada. Ve unutmayın ki bu pozisyonun en ince detaylarından bir tanesi de şahların güvenliği ve aktifliği etmeni olacak. Ve arkadaşlar şunu da söylemeliyim. Hepimiz Mihail Tal'ı yaptığı fedalarla agresif oyun stiliyle tanıyoruz ki zaten öyledir. Ancak Mihail Tal mükemmel bir oyun sonu tekniğine de sahiptir. Şimdi kale d7. Evet, talin taşları daha aktif ve Vasyukov'un şahı çok daha zayıf. Kale g7 önemli bir istek. Bu sebeple buna izin vermemek için rakip fili istemiş Vasyukov. Şimdi fil c3'e kaçtığında fil alır a2, kale alır a7, fil c4, şah g3. Tal şahını ...daha kolay bir şekilde aktifleştiriyor. Ancak Vasyukov için bunu söylemek kolay değil. Şimdi fil D5, F3, Şah'ı özgürleştiren bir hamle. G2 piyonu boşta kalmayacak. Şah, F, şah F8, fil D4, B5, Şah F4, fil C4, Şah G5, Şah E8, kale A8, Şah F7, kale A7, Şah E8, B4... Hal tabii ki odak noktasını vezir kanadına çevirmek istemiyor. Kendisi şah kanadından bir geçer piyon oluşturma olasılığına sahip. B4 hamlesine karşı. Fil D5, kale A3, şah F7, G4, şimdi kale E2'ye, fil C5 ve kale E5'e şah H6. İşte görüyorsunuz talin şahı çok daha aktif. Kale E6 yapıldığında kale D3 fil istenilmiş. Fil C6'ya kale D8 ve elbette bir hamlede mat isteyerek. Bu sebeple kale E8 kaleler değişilemez. O halde kale D4. Tabii ki F3 piyonu alınamaz çünkü kale F4 filin kaybıyla sonuçlanırdı. Bu sebeple kale E6, şimdi F4, şah E8 ve şah G7. Aslında tal bir yandan geçer piyon oluşturmak isterken bir yandan da filinin, şahının ve kalesinin mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığını görerek bir mat ağı da oluşturmak istiyor. Şimdi file e4 yapıldığında fil b6, kale d8 gibi istekler var. Fil f3'e ise kale d8, şah e7'ye kale d3. Ver bakalım fil. Burada arkadaşlar G4 piyonu alınamaz. Aksi takdirde fil D8 ve şah E8 kaçıldığında fil G5. Şimdi matı engellemek için materyal verilmek zorunda. Yani kale E7. Bu sebeplerden dolayı kale D3'e fil E2. Rakibine bu vakti tanımak istemiyor. Çünkü fil D8 yapıldığında şah E8. Şimdi fil G5'e vakit yok. Kale istek altında kale d2 kale e3 fil g5'e tekrar bir hamlede mat istedik fil d3 materyal kaybetmeden matı tutan tek hamle ancak burada f5 hamlesine Vasyukov oyunu terk etmiş. Arkadaşlar fil açmaz da mat sebebiyle ve açarak kaleye yapılmış bir saldırı var. Kale fili koruyarak kaçmak zorunda. Örnek bir devam yolu şöyle olabilirdi. Kale f3, f alır g6 en iyisi ve kale h3 ile beklenilirse kale alır d3. İşte ana fikir buydu kalite fedası. Çünkü kale alır d3'e şah h7 ile piyonun önü açılır. Kale h3 bir şey değiştirmez. Flaş 6 kapatılabilir. Ya da kale d7'ye basitçe g7 var. Ve biraz sonra şah h8 ile açmazdan çıkarak vezir çıkılacak. Bu sebeple Vasyukov kalesini vermek zorunda. İşte bundan dolayı F5'e oyunu terk etmiş. Halden mükemmel bir feda, mükemmel bir oyun sonu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.